90'larda İzmir'de yaşayanlar iyi bilir. Özellikle de Alsancak'ta Sevgi Yolu üzerindeki incik, boncuk ve kitap sergilerini sık sık gezenler. Palmiyelerle süslü yol üzerinde siyah beyaz portre resimlerle döşeli bir köşe vardı bir zamanlar. İkiz kardeşler Hasan ve Hüseyin Varol'un yeriydi burası. İkiz ressamlar yıllarca bu köşede kara kalem resimler çizdi. Bazen gelip geçen insanların, bazen de bu topraklarda iz bırakanların. Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Deniz Gezmiş, Hasret Gültekin, Can Yücel. Ağaç dallarına astıkları kara kalem resimlerle sokağı bir müzeye çevirmişlerdi. Keresinde sokaktan geçerken sohbetlerine katılmış, dünyalarına girmiştim. Aşık Veysel'in nasıl keşfedildiğini anlatmışlardı. Düşün, gençler tanımıyor Mahir'i diye de istememişlerdi. Bir kitabın sayfaları gibi birbirlerini tamamlayarak. Hasan ve Hüseyin Varol kardeşlerin hikayeleri büyük acıların yaşandığı Dersim'e kadar uzanıyor. Kürt ve Alevi bir ailenin çocukları olarak dünyaya gelen ikiz kardeşlerin hayatları boyunca uğraşları olacak resim yeteneği çok küçükken çamura resim çizerken keşfedilmiş. Köy enstitüsündeki öğretmenleri bu yeteneğin gelişmesi için çok çaba harcamış. Güzel yanlarıyla birlikte hayat acı yüzünü de erken yaşlarda göstermiş. 9 yaşında babaları ölünce dedeleri yetiştirme yurduna yerleştirmiş Hasan ve Hüseyin'i. Baskıya ve şiddete karşı olmayı da bu çağlarda öğrenmişler. 13 yaşındayken yurttan kaçarak İstanbul'a gitmişler. Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydolan ikizler, ressamlıktan para kazanmaya da bu yaşlarda başlamış. Yeşilçam'da sanat yönetmenliği yapmış, küçük rollerde oynamışlar. Daha sonra 68 hareketinin Türkiye'de ve dünyada fırtına gibi estiği yıllar başlamış. İki kardeş bir işçi eylemine katıldıkları için girdikleri cezaevinde 10 ay kalmış. Hasan ve Hüseyin Varol 1991'de ani bir kararla İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti. İki kardeş Sevgi Yolu'nda yan yana koydukları tuvallerde ressamlık yapmaya başladılar. Sokağın simgesi, herkesin dostu oldular. Onlarca kişiye ücretsiz resim kursu verdiler. Çevre kirliliğine karşı radyo programları yaptılar. Kenti ziyaret eden turistlere sanatlarını ve Anadolu kültürünü tanıttılar. İkiz ressamlar birer yıl süren evlilikleri dışında birbirlerinden hiç kopmadılar. Ta ki ikisi de akciğer yetmezliğine yakalanana kadar. Yenişehir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde birlikte tedaviye alındılar. Hasan Varol hastalığa yenik düştü. Hüseyin var olsa, zor da olsa atlattı. Ama artık Hasan yoktu. Vasiyeti üzerine kardeşinin cansız bedenini Ege Üniversitesi'ne kadavra olarak bağışladı. Kardeşimin mezarı yok ama onun sayesinde tedavisi olmayan hastalıklara çare bulunacak diyerek avuntu buldu. Kalan hayatına çocukken birlikte çamura resim çizdiği, yan yana kalem tuttuğu, mücadeleye girdiği, hapis yattığı, birlikte saçını sakalını ağarttığı ve sigarasını paylaştığı kardeşinin anısını yaşatarak devam etti. Konak Belediyesi'nin girişimleriyle Yeşilyurt'ta bir huzur evine yerleşti. Sağlığı el verdikçe Sevgi Yolu'na gitti, çocuklara resim kursları vermeye devam etti. İkiz kardeşini soranlara ise cevabı şuydu. Hasan'ı çok özleyince aynaya bakıyorum. Kaşlarımı kaldırıp onunla konuşuyorum. Kardeşsiz hayatında resme, sanata ve dostlarına tutunan Hüseyin Varol da Ocak ayında sonsuzluğa göçtü. Kimi zaman kendileri, kimi zamanda yaşadıkları ülkeye zor zamanlardan geçse de Hasan ve Hüseyin Varol'dan geriye sanat ve mücadele dolu bir yaşam kaldı. Bir de Sevgi Sokağı'nda bir köşe. Sevenleri ve dostları için hala ağaç dallarında güzel insan resimlerinin olduğu.